Evet, herkese iyi akşamlar. Şu anda program partnerim Tebernuş Kireççi'yi görüyorum. Hemen ona istek yolluyorum. Evet. Gönderiyorum. Bakalım. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Piyasa sohbetlerinin 17. bölümünden herkese merhaba. Tebernüş, ancak bağlanabildik. Evet, bağlandım. Özür diliyorum. Yine teknik sorunlar her zamanki gibi. Ancak Olsun. görüyordum ama bağlanamıyordum. Ancak bağlanabildim. Nasılsın? Her zamanki gibi gayet iyiyim. Yani Türkiye ve dünya nasıl olabilirse bu ortamda ancak Evet. bu kadar olur diyelim. Ancak bu kadar iyiyim bağlanamıyorum. Sen Piyasa sohbetlerini ben iyiyim, iyiyim. Daha yani moral ve motivasyonumu her zaman yüksek tutmaya çalışıyorum. Çünkü bu zamanlarda en çok buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. aynen. Her şeyin negatif kısmına baktığımızda evet, problem olarak görülecek çok şey var. Ama iyi tarafında çözüm odaklı baktığımız zaman neler yapabiliriz kısmındayım. Bu da benim moralimi ve motivasyonumu yüksek tutmama neden oluyor. Evet. Piyasa sohbetlerinin 17. bölümündeyiz. Yani o kadar Ne vermiş? falan. Oldu, oldu. Ara vermeseydik daha bile fazla olacaktı. Şimdi Tebernüş, dilersen geçtiğimiz hafta bir toplantı oldu. Oradan başlamak istiyorum. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal hafta içi piyasaların merakla beklediği bir toplantı yaptı. 2021 yılı para ve kur politikası toplantısında enflasyonda yükselişin temel belirleyicisi döviz kurudur dedi. Merkez Bankası'nın bundan sonra kurların yönünü belirtme amaçlı döviz alım ve satımı yapmayacağını söyledi. Başkan Ağbal'ın bu açıklamasını nasıl yorumlarsın? Bunu nasıl yorumlayacağız? Hani artık Türkiye o hale geldi ki herkes bir şey söylüyor. Artık kimsenin söylediğine bakmamak gerekiyor. Uygulamalara bakmak gerekiyor. 2021'deki gelişmelerle beraber hep beraber değerlendireceğiz. Ama net olan bir şey var. Türkiye enerjiden kaynaklanan dış ticaret açığını, cari açığını çözmediği sürece ister istemez önümüzdeki yıllarda bu sorun devam edecek. Döviz Türkiye'de bir yatırım enstrümanı olarak görülecek. Ki normalde döviz kazandırmayan bir yatırım enstrümanıdır. Biliyorsun bu sene özel bir durum vardı. Son birkaç yıldan beri özel bir durum var. Son birkaç yıldan beri başta Londra olmak üzere dünyanın önemli finans merkezlerinde TL satılıyor. Türkiye'de dolar satın alınıyor. Ama dünyada veya finans merkezi olan şehirlerde Frankfurt, New York, Tokyo, İstanbul, Şangay, orada ise Londra, burada ise TL satılıyor. TL'nin satılması başka bir şey, dolar yükselmesi başka bir şey. Aslında başkan onu hatırlatmak gerekiyor ama başkan Merkez Bankası kültüründen gelmeyen birisi biliyorsun. Bunun ne kadar farkında onu bilmiyoruz. Ama net olan bir şey var. TL'nin satışının önüne geçilecek yeni bir büyüme hikayesine ihtiyaç var. Türkiye TL'nin satın alındığı dönemleri görmüştü. Geçmişte biliyorsun 2000'li yıllar 2011'e kadar ya 2013-14'e kadar süreçte yine o sürece Türkiye'nin tekrar dönmesi gerekiyor bağımlı. Evet, peki dolar bu toplantıdan sonra biraz düşüşe geçti. Seyrini nasıl buluyorsun bundan sonra? Yani dolarla ilgili çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi dolar dediğimiz zaman dolar %3-5 prim yaptığı zaman insanlar hopluyorlar. Bazısı sen dolar düşecek dedin. Ama dolar düşmedi diye. Net olan bir şey var. 2021 sanal paraların yılı. Kripto paralar hiç olmadığı kadar öne çıkacak. Prim yapacak olanlar da büyük paralar olarak karşımıza çıkıyor. Ama nereye kadar yükselir, ne kadar yükselir, nereden döner bunları kestirebilmek zor. Ama Bitcoin'de beklentiler yüksek diye sanal paralarda, kripto paralarda beklentiler yüksek bağını. Ama net olan bir şey var. 2021 dolar ve euro başta olmak üzere basılı paraların, merkez bankalarının ürettiği paraların önemini kaybettiği bir yıl olaraktan muhtemelen tarihe geçecek bağlı. Şimdi geçtiğimiz haftalarda hep ben soruları soruyordum. Dolayısıyla seyircilerimizden de hafta içi bize zaman kalmıyor deniliyordu. Bana da bu konuda biraz serzeniş oluyor. Lütfen artık sorularınızı sorun. Tebernüş Bey'e hemen ileteceğim.
Sadece bu toplantıyla ilgili bir iki sorum daha var. Onları da ileteyim. Hemen sorularınızı lütfen sorun, ileteceğim Tebernüş'e. Şimdi Başkan Ağbal enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını söylerken vatandaşın dövizden TL'ye geçmesi için görevin kendilerine düştüğünü vurguladı. Evet. İlk sorum, böyle bir durumda vatandaş gerçekten TL'ye döner mi? Banu, insanlar kazandığı sürece yatırıma çok temel bir şey vardır. Bu dolar için de geçerli, kripto paralar için de geçerli, borsa için de geçerli, gayrimenkul için de geçerli. Yatırımcı para kazandığı sürece o yatırım enstrümanında kalır ve portföyünü genişletir o yatırım enstrümanıyla. Kazanmadığı sürece kaybeder. Eğer gerçekten enflasyonla mücadele dönüp dolaşıp doların düşmesine yansırsa, faizlerin düşmesine yansırsa, ister istemez piyasada çok daha büyük fırsatlar oluşacak, ister istemez. Dolayısıyla da ne olur, dolardan insanlar kazanamazlarsa, yani TL satmak satışı durursa, o zaman evet, insanlar dolardan çekilirler. Ama doların 2020 yılında, bunu üzülerek söylüyorum, bilerek veya bilmeyerekten yapılan hatalardan kaynaklandı. Dolar 2020'de kazandıran bir yatırım enstrümanı oldu. Ha, borsaya göre bir şey kazandırmadı. Altına göre kazancı daha düşük. Ama 2020'de yıl bitiyor. Dolar kazandıran bir yatırım enstrümanı olarak karşımıza çıkıyor. Eğer insanlar 2021'de de kazanmaya devam ederlerse yola devam ederler. Ama kazanamazlarsa da doları satıp TL alıp veya başka yatırım enstrümanlarına yönelirler. Bu arada vatandaşın parasını TL'ye yatırması için faizin artması gerekiyor. Peki o zaman ülkede yatırımlar nasıl artacak? İşsizlik nasıl düşecek? Ama faizin artması bildiğimiz klasik yöntem. Ama temel nokta bağımlı tüm ekonomilerde faizin de enflasyonun da hayat pahalılığı. Türkiye'deki problem enflasyondan farklı olarak hayat pahalılığı bağımlı. Hayat pahalılığı çözümü büyümeden geçer. Ama büyüme de nasıl? Ayakları yere basan büyüme. Büyüdükçe dış ticaret açığınızı artırıyorsanız bu da bir büyümedir ama çok sağlıklı bir büyüme değildir. Bir kere dış ticaret açığınızı azaltan bir büyüme modelini seçmeniz gerekiyor. O da ne? Kaynaklarınızı doğru kullanıp, doğru işleyip ona göre organize olmanız gerekiyor. Peki, zaten sen de söylüyorsun anladığım kadarıyla ve yapılması gereken enflasyon sadece parasal bir olgu değil. Evet. Reel üretim artmadan enflasyonun nasıl düşecek? Temel sorun burada aslında. Aynen. Aslında Türkiye'deki temel problem enflasyondan daha da önemlisi hayat pahalılığı. Yani şirketlerin gelirlerindeki, memurların maaşlarındaki ve özel sektörde çalışanların ücretlerinin enflasyonun resmi veya gayri resmi enflasyonun altında artması. Bak Türkiye'de son 5 yılda, 6 yılda hatta son 10 yıldaki yenilen noktada hatırlarsan asgari ücreti çok asgari ücrette fahiş bir yükseliş olmuştu. Ondan sonraki yaşanan süreçte Türkiye'de özel sektör kötü maaş ve kötü ücret verir hale geldi. Kamu yüksek maaş verir hale geldi. Evet. Şu an kamu özel sektörün çok daha iyi koşullarda istihdam sağlıyor. Bunu unutmamak gerekiyor. Normalde özel sektörün daha iyi olması gerekir ama maalesef son yıllardaki şirketlerin karlarındaki düşüşle beraber özel sektör daha iyi ücret verir, affedersin. Kamu daha iyi maaş vermeye başladı bağlı. Ve genel olaraktan baktığımızda hem şirket gelirlerinde hem memur maaşlarında, kamu çalışanların maaşlarında hem de ücretlerde en büyük problem hayat pahalılığı. Yani enflasyonun altında artması gelirler. Bu sadece Türkiye'ye mahsus değil, tüm dünyaya mahsus ciddi bir sıkıntı olarak da hayat pahalılığı 2021'de de gündemimizde olacak bağlı. Bir izleyicimizin sorusu var. Sizce Tebernüş Bey Mayıs 2021 açılır mı piyasa diyor. Banu, şimdi bu virüs bitecek mi, bitmeyecek mi? Yeni virüsler gelecek mi, gelmeyecek mi? Ortada kaç tane virüs var? Kaç tane aşı var? Bir kere Türkiye'de ve dünyada net olaraktan bilim adamlarının anlatmadığı bir nokta var. O da aşı ile ilgili gerçekler. Bir, ortada bir aşı yok. Affedersin. Bir virüsle ilgili gerçekler. Ortada bir virüs yok. Birden fazla virüs var. İki, bu virüsler Voltron yani bizim çocukluğumuzda çizgi film vardı Voltron.
Tıpkı Lord'un oluşturduğu gibi 5, 6 veya 10 kişi neyse belli bir sayıda insan bir araya geldiği zaman aktif oluyor virüs. Üçüncüsü de bu virüsler akıllı virüsler, sürekli evre değiştiriyorlar. Yani benim anlayamadım. Dünyada bu kadar bilim insanı için bunları ben sadece okuduğum haberlerin içerik analizini yaparaktan yakaladım. Üç tane önemli detay. Dünyada bu virüs üzerine çalışan bu kadar bilim adamı var. Bu gerçekleri niye açıklamıyorlar? Herkes aşıyı buldu. Herkesin bir aşısı var. Yahu tamam da bunun içeriği ne, bu fiyatı ne baktığımız zaman. Yani nereye gidiyor dünya? İşte dünyada aşı karşıtları biliyorsun meydanlar inmeye başladılar. Dün Londra'da meydanlardaydılar. Ciddi anlamda büyük sıkıntılar var. Bunlar aşılabilecek mi? Ve ulus devletler kan kaybediyor. Kan kaybediyor. ...2020'nin en büyük sorunlarından bir tanesi ulus devletlerin kan kaybıydı. 2021'de devam edecek noktalardan bir tanesi de ulus devletlerin kan kaybı aynen devam edecek. Yani hem kısa vadeli problemler var, hem orta vadeli problemler var, hem uzun vadeli problemler var. Hayat normale döner mi Mayıs'ta? Umarız döner diyoruz. İlkbaharla dünyadaki beklenti bu şekilde. Çetin kış bittikten sonra, Türkiye'de biraz yumuşak geçiyor kış biliyorsun Banu. Ama dünyanın bazı noktalarında çok sert geçiyor ama kış çetindir. Demeriyle girdik zaten resmi olarak bu akşamdan itibaren. Kış çetin bir mevsimdir, zor bir mevsimdir. Baharla birlikte dünyada korona vakalarında azalma bekleniyor bağlı. Ben bu Merkez Bankası'nın bu döngü içerisinde rezervlerini nasıl artıracak diye son bir sorumu sorayım. Sonra izleyicilerimizin sorularına döneceğim. 17 programdır herhalde hep aynı konuları konuşuyoruz. Eğer biz gümrüklere sahip çıkmayı başarmazsak, gümrükler meselesini çözmezsek, dış ticarette amuda kalsak, şaha kalsak, ne yaparsak yapalım, dış ticarette fazla verme şansımız yok. Yani burada Merkez Bankası Başkanı da ister istemez kendi önüne gelen şeyleri açıklıyor. Türkiye'nin temel sorunu gümrükler meselesi. Bunu ithalat yapan, ihracat yapan, kısaca dış ticaretle uğraşan tüm izleyicilerimiz çok iyi bilirler. Gümrükler sorunu çözülmeden bu ülkenin dış ticaret fazlası vermesi çok zor. Biz sanayileşmede, üretimde sahada kazanıyoruz, masada kaybediyoruz. Bu binlerce yıllık bir Türkiye. Sahada kazanıyoruz ama masada kaybediyoruz. Birebir aynısını gümrüklerinde bugün yaşıyoruz bu anda. Şimdi Mehmet Dilber sormuş. Çimento ve demir fiyatlarındaki anormal yükselişleri nasıl yorumlarsınız? Banu yorumlanacak bir noktası kalmadı. Çimentocular, yani Türkiye'de bir olay var. Bütün sektörlerde, bütün alanlardaki en büyük sıkıntımız bu aslında. Biz orta yolu, dengeyi bulamıyoruz. Bak şimdi, çimento işler kötü gidecek diye Mart'ta, Nisan'da pandeminin ortasında herkes ve bütün çimento üreticileri üretimini ihracata bağladı. Şu an çimento, Türkiye'de üretilen çimentonun önemli bir kısmı ihraç ediliyor. Ve bütün yapacağımız çimento ihracatının toplamı 1 milyar dolar. 1 milyar dolar hepsi. İç piyasada ne oldu? İç piyasada ortalama 200 TL olan beton fiyatları, yani 100 TL diyeyim ben anlaşılsın diye, 100 TL olan beton fiyatları 200 TL'ye çıktı. Niye? Çimentocular ihracata çalışıyor. Yahu bunun bir orta yolu yok mu? Yani Evet, bir 2020'de, dengesi yok mu? 2021'de bunu üzülerekten söylüyorum. Bir tane okurum gömleğine sataşmıştı ona yanıt vereceğim. Biraz bekle. Evet, gördüm Yine mi? evet. Bana ikinci büyük ve önemli mesele de şu demirde. Demirde hem dövizin dolar yükselmesi biliyorsun demir fiyatları dolar endekslidir. Hem doların yükselmesinden kaynaklanan bir yükseliş söz konusu hem de ham madde fiyatları çelikte ve demirde yükseliyor. Ki ciddi bir aksilik olmazsa 2008 Mayıs-Haziran zirvesi var çelik ve demir. Dünyada Çin'den kaynaklanan bir talep var. Ciddi yine orada ihracatçı konumunda Türkiye demiri de. Tabii demir çimento kadar ucuz değil. Pahalı konu. Dolayısıyla Türkiye önemli demir üretiminin tamamına yakın olmasa bile önemli kısmını ihraç ediyor. İç piyasada fiyatlar yükseliyor. Demir global olarak da yükseliyor ama özel olarak da Türkiye'deki yükseliş dünyadaki global yükselişin birkaç puan üzerinde bağlı. Bunu söyleyebiliriz.
Şimdi Mahir Kaygusuz atmış bir mesaj. Demiş ki Elon Musk'ın bugün Bitcoin'le alakalı tweet attı. Anlamı nedir hocam? Evet. Şimdi Elon Musk normal bir adam değil. Normal bir adam olsa yorumlanabilir. Esrar içmiştir. Biliyorsun yoğun esrar kullanıyor. Esrardan sonra aklına gelmiştir, atmıştır. Veya kokain kullanıyor mu kullanmıyor mu bilmiyorum. Elon Musk çok ciddiye alınacak bir adam değil aslında bu noktalarda. Daha ciddiye alınacak küreselciliğe daha yakın isimler var bu konuda. Muhtemelen sabah yine esrar içmiştir. Ondan sonra bir şey atmıştır, tweet atmıştır. Bay Altınok, Mart sonrası ekonomik rahatlama olur mu? Bu da başka bir soru. Evet. Banu, aşı bulunur mu? Aşı yapılır mı? Ne hızla yapılır? Hayat ne kadar normale, ne hızla normale döner? Bunu bilmiyoruz. Bunlar bilinmez olarak yani hepsi karşımızda. Ama genel olarak da söylediğim gibi baktığımızda ilkbahardan sonra havaların ısınmasıyla beraber vakaların azalacağı ve hayatın biraz daha normale döneceği beklentisi var bazı piyasalarda. Mart'ta tahmin ediyoruz ki çok soğuk geçmezse zemheri de kışı görürsek, zahmetini de bitirirsek 10 Mart gibi biter biliyorsun geleneksel takvime göre, kış takvimi. Ondan sonra piyasaların rahatlaması gerekiyor bağlı. Beklenti bu yönde dünyada. İbrahim Eymen sormuş. Diyor ki yeni yılın ilk çeyreğinde konut kredileri ne durumda olur? Banu, biliyorsun bu hafta para politikaları kurulu toplantısı var. Dolayısıyla bir faiz artırım bekleniyor. Faiz artırımıyla beraber konut kredileri biraz daha yükselecek, yükselmesi bekleniyor. Önümüzdeki dönem kısa vadede yükselme bekleniyor. Ama ne zaman ki enflasyon sorunu çözülürse, Merkez Bankası Başkanı açıkladı, orta vadede veya uzun vadede tekrar düşüşe geçer. Ama geçen yılki faiz oranları 0,69'ları, 0,64'leri, 0,79'ları beklemek sürpriz olur. Niye? Paranın ciddi bir maliyeti var. Samet Bey sormuş. İngiltere'ye karşı başlatılan uçuşları durdurma kararları yeni bir 17 Mart ve dolara kaçışa gider mi gibi bir soru. Bazen çok zorlama bir soru olmuş beyefendinin sorusu. İngiltere sadece Türkiye uçuşlarını değil, kademeli olaraktan tüm uçuşları durduruyor. Bugünkü ajanslarda vardı biliyorsun, hafta sonu ajanslarda vardı. Tüm dünyada, Türkiye'ye özel bir durdurma yok İngiltere'de. Dünya genelinde tüm iş seferleri azaltıyor. Dolayısıyla bunun yok 17 Mart, 27 Mart falan bunlarla ilişkilendirmesi biraz komik oluyor bu anlamda. Enes Yoldaş sormuş. Tebermüş Bey merhaba. Türk Telekom stadı yanında 2014 yılında 3 adet ofis aldım. 2018 yılında teslim aldım. Tamam olduğu için kiraya bu zamana kadar veremedim. Şimdi satsam mı yoksa içini yaptırsam mı? Şimdi ofis piyasasında çok yakın zamanda bir hareketlilik beklemiyorum Banu. Hayatın çok çok normale dönmesi lazım. Ofis anlayışı değişecek, iş kavramı değişecek. Tüm hazırlığımızı buna göre yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla iyi bir alıcı varsa sat. Ama iyi bir alıcı yoksa da öldü paraya satmanın çok da bir anlamı yok. İşini yaptırmak ve maliyet getirmiyorsa veya düşük bütçeyle yaptırabiliyorsa yaptırılabilir. Yoksa beklemekte yarar var. Ama ofis piyasasında gelecek birkaç yılda ışık çok fazla yok. Şimdi Salim Cabbar sormuş. Türkiye'nin en büyük firmalarından birinin Marmaris'teki muhafazakar devre mülk yatırımı için düşünceniz nedir? Ben, yani nesini sormuş tam olarak? Anlayabilir diye mi sorunuyor? Muhafazakar devre mülk yatırım için Anladım. düşünceniz nedir? Banu, bu şirket, arkadaşım bahsettiği şirketin zaten yaptığı konutlar prim yapmıyor. Normalde yaptığı konutlar prim yapmayan bir şirketin devre mülkü hiç prim yapmaz. Çok diyorsa, uygun sezonda da makul bir şey buluyorsa alınabilir. Ama fazla bir umut olmasın. Niye? Yüksek aidatlarıyla bilinen bir şirketten bahsediyor arkadaşımız. Dolayısıyla devre mülklerdeki en büyük sıkıntı da maalesef yüksek aidatlar. Çok büyük bir sıkıntı olarak karşımızda duruyor. Onun yerine oradaki yer kiralasa daha mantıklı olur. Veya bir otel Marmaris'te 15 gün otelde kalsa çok daha ucuza mal olur. Devre mülkler çok cazip yatırım enstrümanları değil bağımlı. PSE gayrimenkul 2021 yılında müteahhitler nasıl hareket etmeli sizce? Evet. Banu, müteahhitler nasıl hareket etmeli? 2021 inşaatçılar açısından zor bir yıl.
Niye zor bir yıl? Maliyetlerin kontrol altına tutulamadığı ve öngörülemediği bir yıl. Mesela geçmişte yüksek enflasyon döneminde dolara endekslenirdi biliyorsun. Müteahhitler inşaat yaparken 90'lı yıllardan bahsediyoruz. Şimdi dolara endekslemekle bir işe yapmıyor, bir işe yaramıyor. Parasıyla mal bulamıyorlar. Az önce bir okurumuz soru olaraktan sormuş. Şişecam ürünleri son 2 yılda %200 zam yaptı demiş. Son 2 yıldaki %200'lük getiri zam enflasyonun çok üzerinde. Dünya anormal bir dönem yaşıyor, anormal bir dönemden geçiyor. Tahmin edebilmek zor. Ama tüm zamanlarda müteahhitler para kazanmak istiyorlarsa yapmaları gereken tek şey var. Ayaklarını yorgana göre uzatmak, banka kredisi yerine arsa almak ve inşaat yapmak. Ne kadar paraları varsa o kadar iş yapmak. Bunu yapan kolay kolay zarar etmez. Ciddi paralar kazanır. Ama genel olarak hem İstanbul'da hem Türkiye genelinde konut arzında ciddi sorun var. Ciddi sıkıntı var. Bağlı. Dolayısıyla evin konutun prim yaptığı bir döneme girdik. Önümüzdeki yıllarda birkaç yıl boyunca yeni bir arz dalgası oluşuncaya kadar hem İstanbul için söylüyorum hem Türkiye için söylüyorum konut fiyatlarında yükseliş devam eder bağlı. Bu arada pandemiyle birlikte müstakile talep arsa fiyatlarını artırdı. Bunun sonu nereye kadar gider? Bağlı bütün arsaların fiyatları artmadı aslında. Niye artmadı? Daha çok sayfiye yeri, turizm özelliği olan yerlerde arsa fiyatları arttı. Bu da nereye kadar gider? Talep devam ettiği sürece, yani pandemi devam ettiği sürece, bu çünkü pandemiden kaynaklanan bir talepti. Kaldı ki biz uzun yıllardır söylüyoruz, yaklaşık 2013-14'ten beri artık İstanbul için ve Türkiye için az katlı yapıların dönemi başlayacak diye pandemi bu süreci hızlandırdı. Pandemi sürecinde. Önümüzdeki dönemde de bu devam edecek. Bu yeni bir eğilim, yeni bir yaşam tarzı. Az önce bir şey söyledik. Dedik ki ofisler tarihi olacak. Eski iş anlayışı tarihi olacak, değişecek. Dolayısıyla bu evlerin de değişeceği anlamına geliyor. Yaşam tarzının da değişeceği anlamına geliyor. Az katlı yapılar daha fazla iyi görecek. Bağlar, bahçeler daha az yapı görecek. İnsanlar şehirleri mahvettiler. Sıra yaylalara geldi, sakin yerlerine geldi. Onu da kademeli olaraktan mahvedecekler bağını. Lüks konut uzmanı sormuş. Dijital dünya düzeni eve kapan, teknoloji devrimi yap ve sonra yeni zenginleri mi doğuracak bu pandemi? Diye bir soru sormuş. Banu tüm diyor musun Banu? Duyuyorum, ben duyuyorum. Banu diyor musun? Evet. Duyuyorum, duyuyorum. Tamam peki. Banu, evet. Evet. Yeni zenginler doğuracak. Doğru söylüyor. Niye? Mesela gıda sektöründe kâr marjı yükseldi. Perakendenin bazı alanlarında yükseldi. E-ticaret artıyor. Pandemi tüm dünyada ve Türkiye'de yeni bir ekonomik yapılanma karşımıza çıkartacak. Mesela kimya sektörü. Normalde kimya sektörü oturmuş bir sektördür. Kâr marjları bellidir. Ama pandemiyle beraber kimya sektörü karlı bir sektör haline geldi. Gıda aynı şekilde çok daha karlı hale geldi. E-ticaret daha karlı hale geldi. Evet pandemi, sağlık daha önemli hale geldi. İlaç şirketlerinde ciddi prim var. Bizim Türkiye'de olmasa bile ABD'deki ilaç şirketlerinde inanılmaz korkunç primler var. Banu. Evet pandemi kendi ekonomisiyle beraber yeni zenginler dünyaya meydana getirecek Banu. Meftun Gemci sormuş, korona evlerin mimarisinde değişiklik yapar mı? Yapar. Evet farklı bir soru. Yapacak. Yapacak. Niye? Bir kere artık küçük evler eski bir adet görmeyecek. Zorunlu olmadığı sürece. Belki balkonsuz ev veya evlerin balkonları artacak. Terasları artacak. Az önce söylediğimiz gibi az katlı yapılara yoğunluk olacak. Ama koronanın öncesi ve sonrası diye tıpkı milat gibi bir ayrım yapacağız Banu. Ve yeni dönemde salgınları unutmuş insanlık. 20. yüzyılda ciddi bir İspanyol gribini saymazsak ciddi bir şey yaşamamıştı, salgın yaşamamıştı. Onda İspanyol gribinin ne yaşadığını daha sonra öğrenmiş. Çok komik bir olaydır aslında. Evet. Adı sonradan koyuyor biliyorsun. Çok enteresandır ve çok ciddi ölüm sayısı hala net olarak da söyleyeyim, tahminlere dayalı. 20 milyon diyenler var, 50 milyon diyenler var. Bu pandemi öncesi ve sonrası diye de hayatımızın birçok noktasında ciddi değişiklikler göreceğiz bağlı. Yani gülüyorum ama aslında hani nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Nasıl farkında mıyız, farkında değil miyiz? İki arada bir deredeyiz. Buna gülüyorum. Yani Evet. halimize gülüyorum. Aynen.
Gülmekten başka yapacak bir şey yok zaten. Bağlı biz de gülüyoruz. Evet. Şimdi Albumer sormuş. Hocam neden devlet el atmıyor çimento ve demire? Ben de bilmiyorum bağlı. Şaşırıyorum, şaşkınlık değil. Şaka değil, gerçekten böyle. Neyi bekleniyor? Beton fiyatlarının veya beton fiyatlarının 1000 lira, 2000 lira olmasını bekleniyor. Veya demirin tonunun 100 bin lira olmasını bekleniyor. Ben de bilmiyorum. Yani tuhaf. Evet, tuhaf bir durum var. Biz buna benzer bir durumu 2007-2008'de görmüştük Banu inşaat sektöründe. Aynısı devam ediyor. Evet. HİAK sormuş. 2020'de araçta yaşanan aşırı fiyatlama 2021'de evde yaşanacak demiştin hocam. Fikriniz değişmedi değil mi? Değişmedi Banu. Yani Allah kiracıların yardımcısı olsun. Özellikle kiracılar açısından çok zor bir dönemdeyiz. Ev olmayanların işleri çok zor Banu. İnanılmaz zor. Niye? Kiralar çok sert yükselecek. İnanılmaz sert yükselecek ki yükseliyor. Biz bunu aslında 2018-19'dan beri öngörüyoruz. Şu an arz fazlası var. Ev alın, ev alın dedik insanlara. Ama maalesef bu ülkede ev fiyatlarının düşeceğini iddia eden ekonomistler vardı. Hatırlarsan. Emlak fiyatları Biz yerine en başından beri yükseleceğini söylemiştin sen evet. yaptığımız programlarda. Evet Banu. Arz yok. Ve artık bıçak kemiğe dayandı. Hatta bıçak kemiğe doğru geçmeye başladı diyelim. 2020 ve 20, 2021 ve 22 hatta 23'te bile ciddi bir arz yok Banu konut piyasasında. Şimdi Alican Güneş soruyor. Varlık formu olmayan sanal kripto para birimlerinin kim hangi iktisadi veriye göre değerini belirliyor? Bunun hiçbir şeyi yok. Standartı yok. Çok enteresan. Kripto paralarda biliyorsun 24 saat işlem var. Fiyatlar düşüyor, çıkıyor. Neye göre belirleniyor? Neye göre yükseliyor? Neye göre düşüyor? Bu anlaşılamıyor. Ve bir muamma olarak da karşımızda duruyor. Hani zaten kripto paralara sanal para diyenler de buna dayanıyorlar. Hiçbir gerçekliği yok. Sanal bir dünya düşüyor. Kendi kendine düşüyor. Kendi kendine yükseliyor. Bir dönem altına beraber Bitcoin hareket ettiğini söyleyenler vardı. Ama Bitcoin oradan ayrıştı. Daha sert yükseldi. Altın yerinde saymaya başladı. Şu an hiçbir şey endeksli değil. Bir tanesi geliyor ciddi bir alım yapıyor. Yükseliyor. Ama net olan bir şey var. Bilinen kripto paraların 2021'de yükselişi muhtemelen sürecek. 2021 tarihe belki de kripto paraların en fazla değer kazandığı, en fazla konuşulduğu yıl olarak geçecek manada. Eşref Bey soruyor. Mevduat faizleri artınca insanlar parasını faize yatırırsa ev fiyatları düşer mi? Banu, bir, ev fiyatlarının düşmesini beklemek hayalden başka bir şey değil. Neden? Çünkü arz yok ortada. Arz fazlası yok. Hatta arz açığı var. 2020'den itibaren İstanbul için ve Anadolu şehirleri için ciddi oranda arz açığı oluştu. Arz olmayınca fiyatı kim belirler? Satıcı belirler. Evet ama insanlar şunun farkında. Şimdi de değil. Yani 2013-2014'ten beri, konut piyasasının pikinden beri pik yaptığı 2013-2014'ten beri net olan bir şey var. İnsanlar ikiye ayrıştı Türkiye'de. Bir, ben ne olursa olsun emlak yatırımı yaparım diyenler, ben emlağa yanaşmam diyenler. Ve zaten veya işte nispeten hani el ucuyla alıp satanlar, onlar zaten altına ve dolara çok önceden dönmüşlerdi bağını. Dolayısıyla satıcı olmayınca fiyatı kim belirler? Satıcı belirler. Alıcının fiyat belirleme Evet. şansı olmadığı bir dönemdeyiz Banu. Faizler isterse %200'e çıksın, konutun getirisi gelecek birkaç yılda çok daha yüksek olacak Banu. Faizden de altının ataklarını saymazsak ortalama olarak da altından bile fazla olacak. Ama 2021'de altında çok ciddi ataklar gelebilir Banu. Ferhat Bey soruyor, inşaat yapımında kat karşılığı oranlar düşer mi? Banu düşmesi gerekiyor. Oranlar çok yüksek Türkiye'de ve özellikle İstanbul için söylüyorum çok yüksek. Düşmesi gerekiyor ama nasıl düşecek onu hep beraber göreceğiz. Niye? Arsa sahipleri biraz inatçı insanlardır. Çünkü bir arsayı elde tutabilmek alnı sabır istemez. O sabrı 10 yıl göstermiş, 20 yıl göstermiş, 5 yıl daha gösterin deyip gitmeyebilir. Ama ne olur? İşte ortalama %50, %40'a gelir. %30'a veya %25'e düşer diye soracak olursan çok zor bağlanır. Ve orta inşaat yapacak şirket yok. Daha kötüsü bu. Neden yok?
maliyetler artıyor. Ciddi oranda artış var. Ve ciddi büyük şirketler zaten borç batağında. İstanbul Konut Piyasası'nı mahveden 20 büyük şirkettir. Mahvetti. Olmayacak yere olmayacak kat karşılığı oranları, dolarla, euroyla borçlanıp inşaat yapmalar, ne istersen fazlasıyla var Banu. Bu eğilim, şu an inşaat yapacak şirket yok piyasada. En büyük sorun, en büyük sıkıntılardan birisi bu karşımızda. Büyük şirketlerin ciddi anlamda sıkıntısı var Banu. Yılmaz Zengin soruyor. Tebenüş hocam bir iş fikri tavsiye eder misiniz? Ederim tabii, niye seve seve. Banu, ne iş yaparsanız yapın, bildiğiniz işi yapın. Bilmediğiniz işi yaparsanız para kazanma ihtimaliniz yok. Dünyada karlılık önümüzdeki yıllarda daha fazla düşecek. Genel olarak baktığımızda. Bazı sektörlerde artabilir. İşte sağlık, kimya, gıda. Ama genel olarak da dünyada karlılık daha çok düşecek. Ve en güvenli liman, altın diyoruz ya yatırımda. En güvenli liman bildiğiniz işi yapmak. Bildiğiniz işi yaparsanız eninde sonunda para kazanırsınız. Ama şu işte para varmış diye o işe atlayanların hepsi, o işe sıçrayanların hepsi zarar yazarlar Banu. Şimdi herhalde beyaz diye şey yapıyorum. Resesyon olur mu? Olursa daire almak için beklemeli miyiz? Banu, ev almak için beklemenin hiçbir, hele kiracıysa, hiçbir mantığı yok. Bunu Türkiye'de belli odaklar özellikle pompalıyorlar. Ev fiyatları düşecek, düşecek diye. Yani bu artık bu zırva diyeceğim. Çok affedersin, özür dilerim. Bu zırvalığı iddia edenler yani her zaman söylüyor. Ev fiyatları düşecek. Neymiş? İnsanlar krediyle ev almışlar. Evet, sıkışacaklarmış, evi satacaklarmış, kredileri ödemeyeceklermiş. Bak en basit. Yahu temel rate düşme süresi 180 güne çıktı. Var mı? Ve biz şunu gördük geçmişte. Borçları ödeyebilmek için ev satan, dükkan satan, arsa satan, bina satanları gördük. Ama bu dönemde hiç kimse satmaya yanaşmıyor. Nasıl olsa bu da geçer mantığında rahat ve relax davranıyor Banu. Evet, pandemide yeni dalgalar borsamızı vurup emtiaları şımartır mı? Banu, emtialar şımarıyor. Biliyorsun Çin'in hızlı bir büyüme hikayesi yazmaya başladı Çin pandemiyle birlikte. Bakırda ciddi yükseliş olmuştu. Demirde ciddi yükseliş var. İşte kıymetli madenler, metallerde ciddi yükselişler var. Borsayı vurur mu? Borsa, İstanbul Borsası için söylüyorum. İstanbul Borsası ucuz bir borsa. Ucuz kaldı dünya borsalarına göre. Ve genel olarak da baktığımızda özellikle çok iyi şirketlerde, eski büyük İMKB 30'da 50'de çok ucuz olan şirketler var. Örnek veriyorum. İsim vermeyeceğim. FK'sı, yani fiyat kazanç oranı, büyük karıyla şirketin piyasa değerini karşıladığı oran 3'ün altında olan, 5'in altında olan çok sağlam şirketler var Banu. Dolayısıyla doğru şirketler tercih edildiği zaman borsada ciddi kazanç sağlanır diye düşünüyorum. Temettü veren şirketler aynı şekilde 2020'nin favorisi, yani spekülatif hisse senetlerini saymazsak 2020'nin favorisi temettü veren hisse senetleriydi. 2021 ve ilerleyen yıllarda da temettü veren şirketler yine olacak Banu. Bedelsiz beklentisi, borsaların, daha doğrusu Borsa İstanbul'un yeni beklentisi, temettü veren şirketlere ilave olarak bedelsiz potansiyeli yüksek olan şirketler, işte buna isim veriyorum rahat bir şekilde, Kartonsan, Konya Çimento, son birkaç yılın ikinci yarısında korkunç getiriler sağladılar. 1'e 5'in üzerinde getiri sağlayan, %500 diyorum, 1'e 5 falan. Evet, %500 getiri sağlayan şirketler var. Bunlardaki beklenti bedelsiz beklentisi. 2021'e borsalar damgasını vuracak nokta muhtemelen temettü veren şirketler ve bedelsiz potansiyeli yüksek olan şirketler olacak Banu. Araç, ikinci el otoyu ve sıfır otoyu soruyorlar ısrarla, gözüne çarpıyor bilmiyorum Banu. Hatta bir O izleyeyim de. daha üst taraftayım, alta gelmedim. Sen istiyorsan cevap ver madem gördün. Hayır, ben sormazsan asla. Ama orada değilim. Onun için Tamam, peki. sen konuyu açtın. Biliyorum Banu, soru hakkı sende. Tamam, peki. Şöyle, İstanbul'da yazlık nereden almak mantıklı? Fatih Ünü var, sormuş. Banu, İstanbul değil, Türkiye'de en yaşayabileceğiniz yer neresi ise orayı tercih etmeniz gerekiyor. Bak işte biz bunu şeyde çok sık görüyoruz, Ege'de. İnsanlar milyon euroya yazlık alıyorlar, dolar değil, euroya, milyonlarca
12 gün yazlık alıyorlar. Yılda 15 gün, 20 gün gidemiyorlar. Yazlıktaki temel noktalardan bir tanesi bağını, bir tanesi ne olursa olsun erişilebilirlik, ulaşabilirlik. Erişemediğiniz yazlık sizin değil bağını. O zaman ne yapacaksınız? Gidip otelde kalacaksınız. Ama yazın tamamını olmasa bile, hiç olmasa bir yarısını orada geçirebilecek misiniz? Veya bayramda, seyranda 3 hafta, 3 günlük, 5 günlük, 10 günlük tatillerde gidebilecek misiniz? Önemli olan bunlar bağlı. Yazlıkta. Senin için aşağılara doğru indim. Araç fiyatlarını neden sormuyorsunuz diye sormuş Günay Parlak. O zaman soralım. Sıfır araçlarda yıl sonu olduğu için kampanyalar var. Sıfır ve ikinci el araçlarda durum ne olur? Bu soruyu ben soru haline sana sorayım. Emre hatırlarsan konut piyasasında bir dönem böyle baloncuklar vardı. Konut piyasasında hep baloncuklar var. Euro yükselirse 2021'de araç fiyatlarına düşüş olur. Ama euro yükselmez, araç fiyatlarına yükseliş olur. Ama euro yükselmezse araç fiyatlarında düşüş bile söz konusu. Bir de otomotiv piyasasında ciddi anlamda balon var bağlı. Bu işte 5 büyük 10 büyük ithalatçının yaptığı iş. İnanılmaz yükseliyor araba fiyatları. Manipüle ediliyor. Rekabet kurumu ülkede ne işe yarar diye sormak gerekiyor. Dolayısıyla ben 2021'de Euro'nun takip edilmesini söylüyorum. Ve Kasım'dan itibaren satışlar ciddi anlamda yavaşladı. Aralık'ta da satışlar yavaşlayacak çok büyük bir ihtimalle. Ve ikinci elde de yine galerilerden kaynaklanan sıkıntılar vardı. Fiyatlarda düşüş bekliyorum bağlı. Eğer Euro'da aşırı bir yükselme olmazsa, Euro bugünkü seviyelerde kalırsa, Euro bazlı düşüş yaşanırsa sürpriz olmasın Türkiye açısından. Safir Gayrimenkul sormuş. Fikirtepe'nin durumu hakkında düşünceniz nedir? Tebernüş Bey İstanbul'un göbeğinde kangren olmuş bir kentsel dönüşüm. Bakanlık bu durumu nasıl çözmeli diye sormuş. Banu, Fikirtepe'nin kangren olacağını biz başlarken söylemiştik. Bir gecede dönemin belediye başkanı 2.07 emsalden 4.14 emsale çıkarttı. Kadıköy'ü mahvetti. Kadıköy İmar açısından İstanbul'un en düzgün bölgesidir. En düzgün ilçesidir. 40 tane ilçe içerisinde bir numara Kadıköy. Ama Sayın Başkan bir gecede bir kararla Fikirtepe'yi mahvetti. Fikirtepe'de bu saatten sonra bitmesi bir dert. Düşünebiliyor musun? Master bir plan yapılmamış. Yapılmış ama kötü bir plan var. İnsanların ihtiyacını karşılamıyor. Yollar keşmekeş olacak. Bittiği zaman tam bir felaket yaşanacak. Umarız bakanlığını çözer diyoruz ama bakanlığına sorunu, Fikirtepe sorunu çözebilmesi çok kolay değil. Fikirtepe kentsel dönüşüm başlayalı. Yoğunluk olunca ister istemez Instagram'ın yapısı gereği büyük bir ihtimalle yoğunluktan dolayı donmalar oluyor. Şu anda Tebernüş'ü bekliyorum. Sanıyorum hatlarda bir problem var. Evet. Merak ediyoruz tabii neler yapılacak, 2021'de bizi ne bekliyor her anlamda, ekonomik buhran yaşanacak mı, dünyanın problemi sadece Türkiye'nin değil, gazeteci yazar Tebernüş Kireççi de yorumlarıyla durumun resmini, fotoğrafını çekmeye çalışıyor. Evet, hala bekliyorum Tebernüş'ü, sanıyorum bağlantıda bir problem var. Bugün çok sizin sorularınıza cevap bulmaya çalıştık. Çünkü hafta içi biraz serzenişte bulundunuz, bizim sorularımıza hiç yer vermiyorsunuz diye. Evet, yer verdik, daha da vermeye çalışacağız. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Biliyorsunuz hep 45 dakika yapıyorduk. Aynen süremiz bitti. Daha da fazla yapabilirdik çünkü çok fazla donmalar ve kesintiler yaşadığımız için. Ama önümüzdeki hafta bunu telafi etmeye çalışacağız. Sorularınızı yine bekliyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.